Ümit Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sizi sormalı. Nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz, sağ olun. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Ümit Bey. Siz de sağ olun. Ben röportajımı öncelikle Ümit Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Ümit Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu efendim? Buyurun. Ben 84 yılında Trabzon'da doğdum. Çocukluğumdan beri bu hayvanlara ilgim vardı. Belli bir dönem gerek evde hobici olarak çalıştık. Belli bir dönem işte ticari amaçla üretime başladık. Daha sonradan bu sektörde yolumuz kesişti ve burada kaldık. Şimdi aslında hayvan aşkıyla başlamışsınız. Hobi olarak başladınız. Şu an devam ediyor. Evet, biraz burayı tanımak istiyorum. Ben 2016'da startı verdik, devam ediyoruz. Gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar burada bizim? Yani her türlü evcil hayvan bulundurmaya çalışıyoruz. Genelde kedi köpek gibi hayvanları burada tutmamaya tercih ediyoruz. Çünkü hani kafeslerde kalması pek hoşnut bir şey değil. Sipariş üstüne çalışıyoruz. Hani elimizde olan balıklarımız var, kuşlarımız var. Evet. İşte kaplumbağa, onların yiyecek içecekleri, giderleri. Evet, yani gıdalar da var burada, hayvan yemleri. Tabii ki hayvan yemleri, hayvan oyuncakları, işte sağlıkla ilgili olan bazı şeyler, veterinerlerin dışında olan şeyler. Evet. O tarz şeylerle beraber. Yani aslında A'dan Z'ye her şey var burada. Aşağı yukarı var. Ha, biraz tabii arz talep dengesiyle ilerliyorsunuz. Gibi. Bunu yani biraz da mahalle arasında olduğumuz için evet, biraz yerimiz ufak. Tabii zamanla inşallah büyür diyelim ama bizlerin neleri dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü bunlar hepsi biraz canlı. Bizlerden tek farkı sadece konuşamıyorlar. Ama bütün duyguları, her şeyi var. Biz sadece bunları evimize alırken süs olarak bile alabiliyoruz. Yani dışarıdan çok kolay gözüküyor bize. Tavsiyeleriniz neler? Biz nelere dikkat edelim? Şimdi genelde çocukları sırf oyuncak diye alan insanlar var. Onlardan kaçınmaları lazım. Hani çocuk yaşta hayvan sevgisini aşılamak iyi bir şey ama İşte sırf zevk olsun diye, yani çocuk oynasın, eğlensin diye bu hayvanları almalarına gerek yok. Evet. Sonradan sıkıntı yaşıyorlar. Mesela bir köpek alıyorlar, 3 ay bakıyorlar, 3 ay sonra dışarı atıyorlar. O köpek aç susuz kalıyor. Sıkıntılar orada. Çünkü alışıyor, sahibini özlüyor, onlara yani ihtiyaç duyuyor. Alışmamış dışarıdaki yaşam koşullarına. Evet, yani çünkü vebal biraz da, yani dikkat etmek lazım. Biraz da vebal, evet. Yani çok severek yapıyorsunuz ama işinizi. Bence başarınızın en büyük sırrı bu Ümit Bey. Yaşıyorsunuz yani. Çünkü Ümit Bey, sektöre baktığımız zaman irin ufaklı bazı sıkıntılar var. Sektörün sıkıntıları neler ve sizce neler olmalı? Yani sektörün tek sıkıntısı internet üzerinde yapılan haksız rekabetler var. İşte canlı hayvanların cins olmadığını örnek gösterilen şeyler var. Ne bileyim yani. İnsan evine şuradan alıp çıkmıyor. Mesela internetten sipariş verebiliyor. Yani işte bu aslında, evet, internet güzel bir teknoloji, doğru, ama doğru bilgilerle beraber. Çünkü çok yanlış bilgi var. Evet, aynen öyle. Bir yani, de sıkıntı da yaşayabiliyorlar. Kargoda başka bir hayvan büyükler, başka bir şey geliyor. Canlı gelse gene dua etsinler. Bazen canlı da gelmiyor. Değil mi? Yani biz buradayız diyelim. Biz davet edelim bir kere herkese. En azından burada her şeyi canlı olarak görebiliyorlar. Tabii ki pet shopları tercih etmelerindeki amaç görerek almaları. Evet. O yüzden herkese pet shoplara davet ediyorum. Evet. Görerek istediklerini beğenerek alsınlar. Evet. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. Hedeflere ulaşabildiniz mi? İnşallah. Evet. Tabii hedef hiç bitmiyor. Bitmiyor. Ne insan hayatında ne de sektör bazlı. Biz herkesi oraya davet edelim o zaman. Simay Pet Shop'a. Simay Pet Shop'a herkesi bekliyoruz. Evet, en azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye. Tabii ki. Her şey gelsin görsünler, ürün almakta değil. Evet. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış oldum. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Çok sağ olun, saygılar. Teşekkür ederim. Sağ olun.